Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Efe Şevcioğlu. Gündemin gelişen sıcak haberlerini yine TV52 ekranlarından sizlere aktaracağım. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyol açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan'ın mesajları ise netti. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez dedi. Çatalca'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesi var. Doğu Anadolu bölgesi var. Karadenizimiz var. Akdenizimiz var. Orta Anadolu bölgesi var. Ege var. Marmara var. 7 bölge. Ama Kürdistan diye bir bölge yok. Eğer bu adam Kürdistan'ı çok seviyorsa, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi var. Defolsun, oraya gitsin. Oraya gitsin. Bu bölge, bu ülkeyi bölmeye sizin gücünüz yetmez. Bunu bir defa bileceksiniz. Ve Bay Kemal, sen eğer terörü çok özlediysen, teröristler de orada. Ne diyor? Biz sırtımızı nereye dayadık diyor kadın. YPG'ye, PYD'ye, onlara dayamış sırtını. Hale bak. Biz sırtımızı nereye dayadık biliyor musunuz? Çatalcalı kardeşlerime ve Allah'a dayadık. Farkımız bu. Ve işte şu 15 günde de böyle çalışacağız. Ve ne diyor? Keleşlerinizi bize doğrultursanız şunu yaparız, bunu yaparız. Öbürü ne diyor? 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırdınız, kaldırdınız. Kaldırmadığınız savaş kapıda. 1 Temmuz'u çoktan geldik, geçtik. Hadi buyurun gelin. Biz sizi 15 Temmuz'da da gördük. Siz devlete darbe yaptınız. 16 saatte işinizi bitirdik ya. Hamdolsun. Bir telefon mesajıyla benim bu aziz milletim on binler, yüz binler meydanlara döküldü. Şimdi hesap veriyorlar. Daha çok hesap verecekler. Ve onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Biz bunları Cuti'de inlerine kadar kovaladık. İşleri bitti. Gabar'da bunları kovaladık. Tendürek'te kovaladık. Ta Kandil'e kadar kovaladık ve kovalamaya da devam edeceğiz. Niye? Benim milletimin huzurunu kaçırmaya bunların hakkı yok. Bu ülke bir saadet ülkesidir. Huzur ülkesidir. Refah ülkesidir. Ve elhamdülillah 17 yıldır biz Türkiye'yi nereden aldık, nereye geldik? Kişi başına milli gelirin 2400 dolar olduğu bir Türkiye'yi 11 bin dolara çıkardık. Değerli izleyenler, AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş memleketi Ordu'da partisinin seçim çalışmalarına katıldı. Ünye ilçesinde Atatürk Parkı sosyal tesislerinde partililer ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşan Kurtulmuş, Yeni Zelanda'da camilere yönelik yapılan alçakça saldırı ve yerel seçimler özelinde değerlendirmelerde bulundu. Sizler adına hoş geldiniz. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Ordu'ya geldi. Kurtulmuş Ordu'da AK Parti'nin seçim çalışmalarına katıldı. Seçim gezileri öncesinde Ünye ilçesinde bulunan Atatürk Sosyal Tesislerinde partililer ve sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'un gündeminde Yeni Zelanda'da camilere yönelik yapılan saldırılar ve yaklaşan yerel seçimler vardı. 49 Müslümanın, şehit edilen 49 Müslüman için taziyelerimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Televizyonlarda gördünüz, adam yaptığı katliamı maalesef cani terörist, neredeyse nakler yayın yapacak şekilde öldürdükleri bütün Müslümanları böyle kurşuna nasıl dizdiğini orada bütün dünya kamuoyuna gösterdi. Ama daha vahimi, 70 küsur sayfalık yazdığı, daha önceden hazırladığı bir manifestoyla da görüşlerini dünya kamuoyuyla paylaştı. Orada çok önemli, çok ayrıntılı şeyler yazmış.
sarf edecek kadar densiz ve hayasız bir şekilde sözlerle kaleme almış. Kurtulmuş Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Cumhur İttifakı'nın masa başı ittifakı olmadığını vurguladı. İttifakla seçime giriyoruz. Cumhur İttifakı masa başı ittifak değildir. Yani iki partinin yöneticileri oturmuş, sana şurası bana burası pazarlığı yapmış değildir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da gaza meydanlarında kurulmuş, milletin gönlünde yer etmiş ve sonradan siyaseten ete kemiğe bürünmüş olan bir ittifak. AK Parti ve MHP'nin 28 il haricindeki tüm şehirlerde Cumhur İttifakı olarak seçime gideceğini anımsatan Kurtulmuş, 28 il arasında bulunan Ordu'da ise çalışmalarını son derece nezih ve nezaketli bir şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi. Bu seçimde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçimlere Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birçok yerinde 28 il hariç giriyoruz, oralarda da rekabet ediyoruz. Bu illerden, ittifak yaptığımız illerden birisi de bizim Ordu'muz. Ordu'da da inşallah bu ittifak arkadaşlardan aldığım bilgiye göre son derece nezih, nezaketli bir şekilde devam ediyor. Amacımız iki partinin toplam oylarından daha fazla oyu 31 Mart'ta sandıklardan çıkarabilmek. Değerli izleyenler, gece gündüz demeden o çok sevdiği Ordu halkıyla buluşmaya devam eden, bu sevda uğruna yoğun mesai veren İçişleri Eski Bakanı ve Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin bu kez Alankent Mahallesi ve Alucalar Derneği'ni ziyaret etti. Ardından ilçe mitinglerinde devam eden Şahin her fırsatta tüm partilerin ortak adayı olduğunun altını çizdi. Hemşehrileri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. 31 Mart yerel seçimler kapsamında ilçelerdeki seçmenleriyle buluşmaya devam eden Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin, Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi'nde gençlerle, esnafla ve mahallenin büyükleriyle buluştu. Şahin burada bulunan mevcut sorunları kaydetti. Bölgenin turizme açık bir belde olacağının da müjdesini verdi. İnşallah hep beraber 3 yılın sonunda farklı bir Alankent, Kabataş, Perşembe, Aybastı bölgesi, 5 yılın sonunda da yine yeni işlerin, yeni çalışmaların yapıldığı daha güzel bir bölge ve belde, turizme açık, insanların rahat ettiği, huzur içinde yaşadığı, misafirlerimizin gelip konaklayabildiği, istirahat edebildiği, yeme içme mekanları ve konaklama imkanları olduğu topyekun bir ordunun özel bir bölgesi olarak burayı gerçekleştirmiş oluruz. Alankent Mahallesi'nin ardından Ordu Alucuralılar Derneği'ni ziyaretlerini sürdüren İçişleri Eski Bakanı Şahin burada dernek üyeleriyle bir araya geldi. Dernek Başkanı Abdullah Ergün tarafından aday Şahin'e plaket takdim edildi. Bunun yanı sıra Alucra kartında sahibi oldu. Bu akşamın benim açımdan çok güzel yanları var ama en son yine güzelliklerle devam etti. Abdullah Başkanımız sizin adınıza bana ve Halim Başkan'a bir sürpriz daha yaptı. Plaketlere çok alışığız. Hepsi değerli ama son sürpriz Alucra kartı oldu. Gelirken davet beklemeden herhalde kart sahibi olarak gelirsek nereden geldi, niye davetsiz geldi diyemezsiniz, haberiniz olsun. Rastgele çat kapı her zaman sizin gibi gelebilirim. Akkuş'ta düzenlenen mitinge katılan eski bakan Şahin burada da halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Akkuş yolunun makus kaderine değinen Şahin, yol yapımına engel olanlar bunun hesabını vermek zorunda dedi. Akkuş'umuz Ünye arasında, Akkuş-Niksar arasındaki karayolunun zahmetli ve sıkıntılı bir yol olduğunu biliyoruz. Bu yolun Ünye'den Akkuş bölgesine iyileştirilmesi için arkadaşlarımızla birlikte oldukça İleri çabalarımız oldu. Ordu için, Karadeniz için, Akkuş için, Tekkiraz için, Niksar için en doğru ve en sağlıklı çözümü olan Cevizdere Vadisi'nden Karadeniz'e, Akdeniz'e bağlayan büyük düşüncenin eseri, büyük proje yolumuz 2014 yılında ihale aşamasında birileri tarafından
engellendi bugüne kadar. Bugüne kadar niye engellendiğinin o birileri tarafından Akkuş'a da, Ünye'ye de, Tokat'a da, Amasya'ya da açıklanması lazım. Bu yol Akkuş'un makus talihini tersine çevirecek olan yol iken hala yıl 2019 beklemededir. Akkuşlu, Ünyeli, Niksarlı, Topyekün Ordulu bu gecikmenin açıklamasına hak sahibidir ve bu açıklamayı beklemektedir. Birileri yaparken birileri engel olmanın hesabını ve izahını yapmak durumundadır. Tüm partililerin aday olduğunu her fırsatta dile getiren eski bakan Şahin bunun tekrar altını çizdi. Siyaset millete hizmet içindir anlayışını güttüğünü ifade etti. Bu kardeşiniz 20 sene önce siyasete nasıl başladıysa bugün de aynı çizgide devam eden bir kardeşiniz. Onun için A'dan S'ye, Akkuş'tan Mesudiye'ye, Kabadüz'den İkizce'ye kadar her ilçenin, her kesimin, her partinin ortak tercihi ve isteği olarak bir ortak aday konumunda huzurlarınızdadır, karşınızdadır. Biz İdris Naim Şahin olarak başladık. İdris Naim Şahin olarak devam ediyoruz. Biz siyaseti hizmetin aracı olarak gördük. Hiçbir zaman memleketi, insanı siyasetin ardına koymadık. Yani hiçbir zaman atı arabanın arkasına koşmadık. Ya siyaset millete hizmet içindir dedik. Siyaset için milleti kandırmadık. Kandıranların da karşısında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Ve trafik terörü yine can aldı. Ünye Akkuş yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Akkuş istikametinden Ünye yönüne giden Cemalettin Çöp İdaresi'ndeki 52LB909 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Muhammed EG yönetimindeki 24AAC255 plakalı otomobille Yenikent Mahallesi Keçi Geçmez mevkiinde çarpıştı. Kontrolden çıkan çöpün yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Turgut A idaresindeki 52LP713 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada sürücü Cemalettin Çöp'le kayınvalidesi Nazile Demir hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Seçil ve Hasan Demir'le servis aracında bulunan Ömer Faruk Kafa ve Seda Nur Kafa yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ve yine sis ve yine aynı senaryo. Ordu Giresun Havalimanı'nda meydana gelen uçuş iptallerine bir yenisi daha eklendi. Ordu'da etkili olan sis sebebiyle planlanan 3 seferde İstanbul ve Ankara'dan karşılıklı olarak iptal edildi. Ordu Giresun Havalimanı'nda yine uçuş iptalleri yaşandı. Hafta sonu Ordu planları yapan uçuş iptaline takıldı. Ordu'da son birkaç gündür etkili olan şiddetli yağmur beraberinde sisli havayı da getirdi. Normal şartlarda İstanbul ve Ankara'dan karşılıklı olarak yapılması planlanan seferler karşılıklı olarak iptal edildi. Devlet Hava Meydanları işletmeleri yetkililerinden alınan bilgiye göre kentteki etkili olan sisin görüş mesafesini 400 metrenin altına düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı ile İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kente yapılması planlanan 3 sefer iptal edildi. Bazı uçakların da Samsun Çarşamba Havalimanı ile Trabzon Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. Değerli izleyenler, siyasetle devam ediyoruz. TV52 ana haber bültenine. 31 Mart mali idareler seçimlerine az bir süre kala. Seçim gezilerini tüm hızıyla sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan adayı Birol Yılmaz. Halkla bir bütün olmaya ve gönüllere girmeye de devam ediyor. Gündüz esnaf ziyaretleri, akşamsa halk toplantıları yapan başkan adayı Birol Yılmaz. Geride bıraktığımız gün Şahincili Mahallesi ve Akyazı Mahallesi'ndeki site sakinleriyle bir araya geldi.
Türkiye ve ordu adım adım 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilerliyor. Yerel seçimlere az bir süre kala, sahada, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz, vatandaşlarla bir oluyor ve gönüllere giriyor. Gündüz esnafı ziyaret eden, gece ise mahalle toplantılarına katılan Başkan Adayı Birol Yılmaz, Şahincili ve Akyazı mahallelerinde site sakinleriyle buluştu. İlk olarak Şahincili Mahallesi'ni ziyaret eden CHP Altınordu Belediye Başkan Adayı Birol Yılmaz, büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan adayı Birol Yılmaz, site sakinleriyle tek tek tokalaştı ve fotoğraf çekinmek isteyenleri geri çevirmedi. Daha önceki belediyecilik görevinde Şahincili Mahallesi ile ilgili çok ciddi çalışmalarının olduğunu vurgu yapan Birol Yılmaz, Şahincili Mahallesi için hedeflerini anlattı. Çok yatırımda, bu şehirde yapılmış olan yatırımda imzam vardır. Şu Şahincili Mahallesi'nin bu şekilde şehirleşmesi, bu şekilde siteleşmesi, kimse kusura bakmasın, benim emeklerimle olmuştur, benim vizyonumla olmuştur. Burası 3 katlı bir imara sahipti. Bu şeyi biz açtık. Yani bu şekilde yapılaşmanın önünü, şartlarını, şekillerini belirleyerek biz açtık ve sitelerden oluşan gayet modern, nezih, otoparkları olan, çocuk parkları olan, sosyal tesisleri yapılabilen, açık alanları olan bir çağdaş şehirciliğe yakışır bir mahalle yarattık. Şahincili Mahallesi'nin bana göre en büyük problemi, koskoca mahallenin karayoluna çıkan bir ana bulvarı yok, bir caddesi yok. Aslında planda var. Mezarlığın kenarında 15 metrelik bir bulvar var. Oraya bağlantı arayollar da var. Benim işim mesleğim olduğu için söylüyorum. İlk fırsatta o bölgede imar uygulamaları yapılacak. Mega projeler değil, gerçekçi projelerimiz var dedi Başkan Adayı Yılmaz. Somut projeleri Altınordu'da uygulayacaklarını söyledi. Benim vatandaşım bunlara kanmıyor. Benim vatandaşım çok zeki. Benim vatandaşım çok iyi. Devlet kimsenin babasının çiftliği değil. Devlet uyur ve dağıtmıyor. Devlet kişi başına herkese, her ile, her belediyeye belirlenen miktarda parayı gönderiyor. Para gelmeyecekse para, emin ol, başka belediyeye de gitmeyecek. Yani devletin ekonomisi bitmiştir, devletin parası bitmiştir. Bana da gelmez, başkasına da gitmez. Benim ya da sizin, bana gelen para sizin paranız. Kimse sizin hakkınızı gasp edemez. Yılmaz, hizmeti ödenek ve kaynak buluruz dedi. 31 Mart'ta bir olalım, Altınordu kazansın dedi. Yeter ki hizmet yapmak isteyin, başka amacınız olmasın. Biz her türlü hizmete ödenek, her türlü hizmete kaynak buluruz. Değerli izleyenler, Ordu Valisi Settar Yavuz, halkın istek ve sorunlarına çözüm bulmak adına ilçe gezilerini devam ettiriyor Korgan'da. Halkla buluşan Yavuz, belediyelerin hizmetlerini destekleyeceklerini kaydetti. Ardındansa 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü adına anma programlarına katıldı. Harikasınız, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ordu Valisi Settar Yavuz, Korgan ilçesine ziyarette bulundu. Sağ ol. İlçeye yapılan hizmetleri değerlendiren Vali Yavuz, belediye başkanını hizmetler konusunda daha fazla destekleyeceklerini kaydetti. Önemli insanın yetiştiği, manevi dünyamıza da çok katkı sunan güzel korganımızda olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Dolayısıyla bu ilçemizi çok önemsiyoruz. Burada yapılması gereken hizmetler, yatırımlar noktasında zaten kıymetli başkanımızı geçen yıllarda da destekledik. Yani son 2 yılda önemli destekler yaptık kendisine. Korgan'da esnaf, resmi kurum ve kuruluşları da ziyaret eden Yavuz burada halka karanfil dağıttı. Korgan ziyaretlerinin ardından 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü anmak programı kapsamında beraberindeki protokol mensupları ile birlikte Polis Şehitleri ve Gazileri Derneği'ni ve Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek üyesi şehit aileleri ve gazilerle hasbihalde bulundu. 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle bugünden itibaren hem gazi derneklerimizi hem şehit derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Öncelikle bu vatanın kurulmasından bugüne kadar bayrak için, vatan için, din için şehadete yürümüş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören de seçim gezilerini sürdürüyor tüm hızıyla. Tören yine yoğun bir tempoda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde önemli mesajlar verdi. Özellikle Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Geçtik burada başkanını.
Yerel seçimlere günler kala sahada yoğun bir tempo ile seçim çalışmalarını sürdüren ve kapı kapı dolaşıp seçmenle buluşan AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören seçim gezilerini sürdürüyor. Seçim noktası Altınordu'da mahalle mahalle, sokak sokak gezen Başkan Adayı Aşkın Tören ilk olarak KamuSen toplantısına katıldı. Özel bir restoranda düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik rüzgarı da esti. Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'la il yönetimi de toplantıya katıldı. Aşkın Tören'e kefil. Eğer kefil olduysak seçildi, bu memlekede hizmet edecek. Ayrım yapmayacak. Burnundan gıl aldırmayanlardan olmayacak. Kul hakkı yemeyecek. Adaletli olacak. İlkeli olacak, dürüst olacak. Bu şehrin çocuklarına, bu şehrin insanına sahip çıkacak. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla sizlerin de inanmanızı istiyorum. Bu akşam bu bir dönüm noktası olsun diyorum. Lan her arkadaşımız telefonuna sarılsın. Sosyal medya hesabını açsın ve Aşkın Tören'in seçilmesi için şu kalan son 16 günü çok iyi değerlendirelim. Programda konuşan AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, güçlü bir Altınordu için yola çıktıklarını belirtti. Ama bu şehri modern, çağdaş, ilerici bir demokrasiyle, çoğulcu anlayışıyla, çok kültürlü ve kimlikli yapısıyla geleceğe taşıyacağız. Geleceğe taşırken de bir şehrül eminin ilkesi ve prensibi akılla, adaletle, ahlakla, nezaketle ve zarafetle yöneteceğimiz güçlü bir Altınordu'yu inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Toplantının ardından Şahincili Mahalle toplantısına katılan Başkan Adayı Aşkın Tören burada meşalelerle karşılandı. Toplantıda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan törene destekse oldukça fazlaydı. Tören burada önemli mesajlar da verdi, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. Hamdolsun salondaki Cumhur İttifakı'nın bu güzelliğini, bu beraberliğini görünce evet, orduda işler tamamdır inşallah. Altın ordusu hazır bir şehir görüyorum. Değerli kardeşlerim, biz projelerimizle varız. Biz ufkumuzu projelerimizle destekliyoruz. Geceyi coşkulu kalabalıkla kapatan, yeni güne yine aynı coşkulu kalabalıkla başlayan Başkan Adayı Tören, yoğun araç konvoyuyla mahalle gezilerine başladı. Sırasıyla Altınordu ilçesinin üst mahallelerini gezen Tören, Osmaniye, Gökömer ve Saraycık mahallelerini tek tek gezdi, vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşlara seslendi, Başkan Adayı Tören projelerini ve hayallerini anlattı. Artık ordumuz için, Altınordumuz için hizmete, umuda, onura ve geleceğe doğru güçlü bir ileri adıma dönüştürme sorumluluğuyla hareket etme zamanı gelmişti. Saraycık Mahallesi'ne rotasını çeviren AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Tören, burada kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Son yolla sıcak asfaltla ilgili devam eden projelerimiz. Bunların tamamını bir belediyecilik sorumluluğu olarak üzerime alıyor ama geleceğin ordusunu, saraycığını ve altın ordusunu inşa ederken sadece 5 yıla bu yapılacak hizmetleri sığdırmayacağız. İnsanı yaşatmak için bu şehri yaşatacağız. Tören daha sonra orduda hizmet veren Hazır Beton şirketini ziyaret etti, çalışanlarla buluştu. Ayı yaymak, evlere, hanelere, evet, bir huzura, bir muhabbete, bir hamda, bir şüküre vesile olmak belki de bu makamın bize katacağı en büyük zenginliklerden bir tanesi. Zenginlik diyorum, işin bu tarafına talibiz. Asla sebepsiz zenginleşmeye talip değiliz. Değerli izleyenler, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşanan olaylarla ilgili Ordu'da protesto gösterileri yapıldı. Ordu'da Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi'nce Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'deki mitingde yaşanan olaylar nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Allah'ın ve hükümranlığının yeryüzünde ve gökyüzünde günde 5 defa ilan edilmesinin adıdır. Ezan, yani bu ilahi ilan, muhatabı olan insana her türlü günlük meşgalesinin en yoğun olduğu anlarda okunarak bu meşgalelerin yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi olan Allah'a ve onun dinine ne kadar uyduğunu
tefekküre zorlayan bir çağrıdır. Açıklamayı TÜGVA Ordu Şube Başkanı Ahmet Güler yaptı. Ezan dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı tutsak ihvanın özgürlük türküsü. Ezan bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve Müslümanların kırmızı çizgisidir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşananların da kabul edilemeyeceğini söyleyen Güler, bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılabilir bir tarafı yoktur dedi. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Etkinliğe kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar da katıldı. Yerel seçimlere günler kala, sahada seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Gülyalı Belediye Başkan adayı Ulaş Tepe. Gece gündüz demeden sağ çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Tepe bu kez ev ziyaretlerinde bulundu, seçmenlerin evine misafir oldu. Enerjimiz var, sinerjimiz var. Gülyalı'nın bütününe hizmet etmek istiyoruz. Yerel seçimlere günler kala takvim yaprakları da her geçen gün 31 Mart 2019 Pazar gününe doğru hızla ilerliyor. Takvim daraldı. Siyasi partilerin adayları da seçim gezilerini sıklaştırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Gülyalı Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe, gündüz ayrı, gece ayrı demiyor, seçim noktası Gülyalı'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Adayı Tepe bu kez mahalle toplantılarına katıldı, seçmenlerin evlerine misafir oldu, projelerini anlattı. İyi bir enerjimiz var, sinerjimiz var. Gülyalı'nın bütününe hizmet etmek istiyoruz. Sizden 5 yıllığına yetki istiyorum. AK Parti'ye gönül vermiş olanlara şunu rica ediyorum. 5 yıllık sizden emanet oy istiyorum. Bu emanet oyla beraber göreceksiniz ki Gülyalı'da bir belediye başkanı değiştiğinde çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Hiçbir siyasi partinin belediye başkanı olmayacağını anlatan Başkan Adayı Ulaş Tepe, herkesin belediye başkanı olacağını da söyledi. Bu belediye başkanının partisi hangi parti diye soracaklar. Hiçbir şekilde hangi partinin belediye başkanı olduğumu hissettirmeyeceğim. Göreceksiniz, duyacaksınız, diyeceksiniz ki İnşallah. Bu halkın belediye başkanı, bu Gülyalı'nın belediye başkanı. Hiçbir siyasi partinin belediye başkanı olmaktan ziyade en önemlisi Gülyalı'nın, Gülyalıların ve hepimizin belediye başkanı olacağım. Hepinizin belediye başkanı olacağım inşallah. Gece geç saatlere kadar ev ziyaretlerini sürdüren, yeni güne ise mahalle gezileriyle başlayan Başkan Adayı Ulaş Tepe, vatandaşlarla buluştu, seçmenlerden destek istedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. 12 gündem maddesi toplantıda görüşüldü. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısının ikinci birleşimini yaptı. Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen raporlarla Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'ndan gelen teklifler olmak üzere 12 gündem maddesi görüşüldü. 9 maddenin onaylandığı mecliste 2 madde bir sonraki oturumda görüşülmek üzere ertelenirken 1 madde de komisyona havale edildi. Toplantı sonrası Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıya kınayan bir açıklama yapan Başkan Tekintaş, dünyada nefretin, şiddetin, katliamın iç içe geçtiği böyle bir tabloyla karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz dedi. Şehit olan, katledilen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii dünyaya bu noktada yeni bir mesajla artık insanlığa dönelim demeyi kendimize görev sayıyoruz. İnancı bir kenara koyduğunuzda İnsanlığınız yok oluyor. Kim neye inanıyorsa öyle bakıyorum olaya. Ama artık insanlığa tekrar dönmemiz gerektiğini bir kez daha burada fark ediyoruz ki çok iç burkan, iç acıtan ve bize çok olumsuz bir yeni dünya imajı veren bu algıdan ve bu olgudan kurtulmamız lazım diyorum. Meclis dönemin ve Mart ayının 3. birleşimini 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 15'te gerçekleştirecek. Şimdi reklam. Ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik
Sayın seyirciler, yayınımıza sıcak bir gelişmeyle ara veriyoruz. İnşaat sektörünün lokomotif firmalarından Alanlar İnşaat bir hayali gerçekleştirdi. 120 ay 0.98 vade farkıyla satışlara başladı. İster 14 blok 575 daireden oluşan Ordu'nun en büyük toplu konut projesi Beyazşehir konutlarından, isterseniz yükselen yıldız Karşıyaka'da muhteşem doğa, deniz ve şehir manzaralı Karşı Vadi konutlarından 120 ay 0.98 vade farkı imkanından yararlanarak ev sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi Alanlar İnşaat Satış Ofisi'nde. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu Üzeri, Altınordu, Ordu. Alanlar İnşaat. Alan kazanır. Değerli izleyenler, adaylığı açıklandığı günden bu yana sahada yoğun mesaisini sürdüren AK Parti Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Yaşar Şahin, halkla buluşmaya, gönül köprüsü kurmaya devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Ünye'deki mitingine katılan Şahin, partisine de desteğini sürdürüyor. Allah razı olsun. Allah sağ olsun. Gittiğimiz yoldasın. Gittiğimiz yolda olduğun için hakikaten gurur. Allah razı olsun. Başka nereye gideceğiz? 31 Mart yerel seçimler kapsamında yoğun mesaisine devam eden AK Parti Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Yaşar Şahin, her gittiği yerde halkın yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılanıyor. Adem abiye de söyle Murat olsun. Allah nasip ederse. Tamam, çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah işinizi gücünüzü rast getsin. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. Allah baksın yüzünüzü. Allah yolun açık etsin. Amin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah yolların açık etsin. Eyvallah. Allah razı olsun. Seçim noktası olan Gürgentepe'de mahalle mahalle gezip çalınmadık kapı bırakmayan Şahin, seçmenlerinin yanı sıra miniklerin de gönlünü yapmayı ihmal etmiyor. Sana? Var, sana da var. Sana. İlket edelim. Bir de öbüründen şey yok mu öbüründe? Sen erkek misin? Kızım. İyi, sen de o. Cümleden hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimize güzel olsun. Bugün burada, ardından Fatsa'da, yarın da Altınordu'da yapacağımız çalışmalarımız dolayısıyla burada sizlerle birlikteyiz. Bir kez daha uzun bir aradan sonra, 24 Haziran seçimlerinden sonra sizlerle memleketimizde beraber olmak, aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Son olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Ordu ziyaretlerinde Ünye'deki kahvaltılı programına ve mitingine katılan aday Şahin, sevdası olduğu AK Parti'ye desteğini de her zaman gösteriyor. Korgan Belediye Başkanı ve AK Parti Korgan Belediye Başkan adayı Tuncay Kiraz da seçim çalışmalarını sürdüren isimlerden bir tanesi. Korgan'da her geçen gün Kiraz'a destek de artıyor. Hatta araç konvoylarıyla birlikte Tuncay Kiraz'ın seçim gezileri yoğun bir şekilde sürüyor. Buraya geldiğimde kendi evime gelmiş gibi. Buraya geldiğimde kendi ocağımda tüttürüyor gibi burada o şekilde bir dumanın sesi görüyorum. Hiçbir şekilde de seçimden korkmuyoruz. Doğru mu? Paralarını kullanmamızda yapıyorlar. Korgan Belediye Başkanı ve AK Parti Korgan Belediye Başkan adayı Tuncay Kiraz seçim çalışmalarına mahalle mahalle dolaşarak devam ediyor. İslam Dağı yolunu 56 milyona biz ihale yaptırdık. Nisan yolunu 55 milyona biz ihale yaptık. Cumhurbaşkanımız her iki yolunu konuştu Ordu'dan. Bizim elimizi güçlendirmek için konuştu. Bu 2019 olur, 2020 olur. Ne yapıyoruz? Yani genel müdürlerimizin yanına, bölge müdürleri karayollarının yanına gittiğimizde Cumhurbaşkanımızın diyoruz selamını getirdik. Çünkü söz verdi. İçeride yapmasın. Başkan Kiraz son olarak eski beldelerden Tepealan Mahallesi Ortaköy mevkiiyle Çayırkent Mahallesi Ericek mevkiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bu şehirle ilgili bir şeyler yapmışlar ve güzel de şeyler yapmışlar. Ne yapmışlar? Çok güzel eğitim vadisi oluşmuş Çayırkent'te. Daha sonra da yine iş imkanı oluşmuş. Ve daha benim o dönemlerde her iki belediye başkanımın burada görev aldığında çok güzel de şenlikler oluyordu. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bak orada da eksiğimiz var. İnşallah yani dersimize tabii ki. Yani o anlamda ben her iki başkanımıza bir alkışlamanızı rica ediyorum. AK
Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, meclis üyesi ve adaylarıyla, mahalle muhtarları ve muhtar adaylarıyla bilgilendirmede bulundular. Ben o insanlıklarını, o misafirperverliklerini geçmişte de gördüm. Bugün de bu salonu dolduran, hınç dolduran Çayırkentli hemşehrilerime ne kadar teşekkür etmesem azdır. Çayırkentliler bize sahip çıkacak mı? Çayırkentliler bize sahip çıkacak mı? Çayırkentliler bize sahip çıkacak mı? Allah razı olsun. Coşkulu kalabalığın karşıladığı Başkan Kiraz'ın her geçen gün daha da kalabalıklaşan araç konvoyuysa dikkat çekiyor. Değerli izleyenler, 31 Mart Mali İdareler seçimine aslında çok az bir süre kaldı. Takvim yaprakları da yavaş yavaş 31 Mart'a doğru ilerliyor. Tabii ki sadece belediye başkan adayları da sahada çalışmalarını sürdürmüyor. Muhtar adayları da bu seçimde önemli rol üstleniyor. Sağ çalışmalarını sürdürüyor muhtarlar da diyebiliriz. O isimlerden biri Karşıyaka Mahallesi muhtar adayı Nail Şafak Çebi. Kendisi seçim gezilerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yerel seçimlere günler kala sahada seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren belediye başkanlarının yanı sıra muhtarlar da sıkı çalışıyor. Mahalleden ilçeye, ilçeden ile her noktada yerel seçimler konuşuluyor, yerel seçimler bekleniyor. Muhtarlar da yerel seçimler için işi sıkı tutuyor. Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde muhtar adayı olarak yola çıkan Nail Şafak Çelebi. Seçim noktası Karşıyaka'da. Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Mahallede seçim çalışmalarını sürdüren Çelebi, diğer taraftan da seçim için destek bekliyor. Değerli izleyenler, bu haberle TV52 Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın yine saatleriniz 18'i gösterdiğinde bizler yine karşınızda olacağız. Herkese mutlu akşamlar, mutlu pazarlar.